Merhaba arkadaşlar, dersimizin konusu cümle çeşitleri. Cümle çeşitleri, tahtada da gördüğünüz üzere yüklemin türüne göre, yüklemin yerine göre, anlamına göre ve yapısına göre olmak üzere toplamda 4 başlık altında inceleyeceğiz. Yüklemin türüne göre cümlelerde isim ve fiil cümlesi olmak üzere 2 gruba ayıracağız. Yüklemin yerine göre cümleleri kurallı, devrik ve eksiltili cümle olarak 3 gruba ayıracağız. Anlamına göre cümlelerde olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve ünlem cümlesini göreceğiz. Yapısına göre cümlelerde ise ki bu konunun en uzun olan kısmı genellikle de karşımıza sorularda bu kısım çıkıyor. Basit, birleşik, sıralı ve bağlı cümle diye 4 gruba ayıracağız. Hemen başlayalım isterseniz. Yüklemin türüne göre cümleler nelermiş beraber görelim. Yüklem dediğimiz zaman arkadaşlar aklımıza tabii ki cümlenin içerisinde çekimli olan sözcük gelecek. Çekimli olan sözcük diyoruz çünkü yüklem deyince sadece fiillerden meydana gelmiş bir sözcük düşünemiyoruz. Sadece kipeklerini alan bir fiilin cümle içerisinde yüklem olması yeterli değil. İsimler de cümlenin içerisinde yüklem olabiliyor. Nasıl olabiliyor? Ek fiil dediğimiz idi, imiş, ise ve dir eklerini alan herhangi bir ismin de cümlenin içerisinde yüklem görevinde kullanıldığını görüyorsunuz. Bu sebeple yüklemin türü denildiği zaman fiil ve isim olma durumları sözcük türlerinden fiil ve isim olma durumları aklımıza gelecek. Fiil cümlesi yüklemin fiil olması neticesinde ortaya çıkmış olan cümleler oluyor arkadaşlar. Alttaki örneklerde de gördüğünüz gibi altın eli bıçak kesmez denildiği zaman kesmek fiilinin mazmez geniş zamanın olumsuzudur arkadaşlar. Geniş zaman ekinin kipinin olumsuz hali kullanılmış. Az ateş çok odunu yakar. Bu cümlenin yüklemi hangisi? Yakar sözcüğü yakmak fiilinden geliyor tabii ki ve geniş zamanda çekimlenmiş olumlu bir fiil. Bu cümlelere biz yüklemleri fiil olması sebebiyle arkadaşlar ne diyoruz? Fiil cümlesi adını veriyoruz. Tabii bir sözcüğün isim mi fiil mi olduğunu anlayabilmemiz için fiil haliyle mi yoksa isim haliyle mi çekimli bir sözcük olarak kullanıldığını anlayabilmemiz için sözcüğün köküne bakmamız gerekiyor. Onun hangi anlama gelecek şekilde, hangi göreve gelecek şekilde kullanıldığına bakmamız gerekiyor. Ava giden avlanır. Örneğimiz bu. Mesela bu sözcüğün yüklemine baktığımız zaman hangi sözcüktür bu cümlemizin yüklemi? Avlanır sözcüğü. Cümlemizin yüklemi. Peki bu avlanır sözcüğü isim görevinde mi yoksa fiil görevinde mi kullanılmış? Beraber bakalım. Sözcüğümüzün kökü av, sonrasında gelen yapım eki olarak laikin almış. Sonrasında ne yeni bir yapım eki almış ve geniş zaman eki kullanılmış. Tabii bir sözcükte kip eki kullanılmışsa onun fiil haliyle kullanıldığını hepimiz anlıyoruz. Ancak sözcüğün köküne baktığımız zaman av sözcüğünün bir isim sözcüğü olduğunu görüyorsunuz. Almak diye bir şey olmadığına göre sonrasında gelen laikini bunun isimden fiil yapan bir ek olduğunu görüyorsunuz. Bir yapım eki olarak kullanılmış, fiil yapım eki olarak kullanılmış. Avlamak artık makmek eki alabiliyor. Demek ki bu isimden fiil yapan ek olarak kullanılmış. Yetmemiş. Sonrasında tekrar bir fiil eki daha kullanılmış. Avlamaktan avlanmak olarak yeni bir fiil meydana getirilmiş. Bu yapım ekimize de biz fiilden fiil yapım eki adını veriyoruz. Ir eki tabii ki bir kip eki, geniş zaman kip eki sözcük üzerinde kullanılması ancak sözcüğün fiil hali olarak kullanılmasıyla mümkün. Sözcüğümüzün kökü görüyorsunuz bir isimdi ancak sonrasında aldığı 2 adet fiil yapım eki ile kip ekini alarak cümlenin içerisinde yüklem görevinde kullanılmış. Bu sözcüğün cümlede hangi görevde kullanıldığını, isim görevinde mi yoksa fiil görevinde mi kullanıldığını anlayabilmemiz için bizim her zaman sözcüğün son haline, yapım eki almış olan son haline bakmamız gerekiyor. Aksi takdirde sadece sözcüğün köküne bakarsak yanılabiliyoruz arkadaşlar. Gelelim isim cümlesine. İsim cümlesi ne? İsimler biliyorsunuz varlıkların söylenildikleri zaman zihinde bir kavram oluşturan, görüntü oluşturan isimlerine bir sözcük türü olarak ne diyoruz? İsim cümlesi adını veriyoruz. Bunlar cümlenin içerisinde yüklem oldukları zaman. Sadece isimler cümlede kip eki, özür dilerim, ek fiil eki alarak cümlenin içerisinde yüklem olmuyorlar. Aynı zamanda eylemsiler de cümlenin içerisinde isim cümlesi oluşturmamıza fayda sağlıyorlar. Fiilimsiler konusunu işlediğimiz zaman hatırlayacaksınız. Makmet eki alabilen, isim fiil görevinde olan sözcükler ek fiil alarak cümlenin içerisinde yüklem oldukları zaman biz bu cümleleri de
ne olarak? Bir isim cümlesi olarak değerlendiriyorduk. Onunla ilgili de örneğimiz var aşağıda. Gidecek bir yerim yok. Bu cümlenin yüklemi hangisi? Yok sözcüğü. Yok sözcüğü var sözcüğünün zıttı olarak kullanılmış biliyorsunuz. Yokmak diye bir şey diyemeyeceğimize göre bu cümlemizin isim görevinde kullanılmış olan yüklemi oluyor. Bugün hava çok sıcaktı. Sıcak sözcüğü tek başına kullanıldığı zaman bir isim yanında başka bir sözcükle, başka bir isimle beraber kullanılmış olsaydı sıfat olurdu. Sıcak çay, sıcak su gibi. Sıcak sözcüğü üzerine aldığı tığ yapım ekiyle, idi yapım ekiyle daha doğrusu yüklem görevinde kullanılmış. Dün sizi arayan bendim. Ben sözcüğü biliyorsunuz bir zamir isimlerin yerine kullanılmış. Ben idim şeklinde ek fiilini ve kişi ekini de almış. Çocuklar okulun bahçesindeydi. Okulun bahçesi bir isim tamlaması. Bir şeyin bir şeyi demiştik bunu hatırlıyorsunuz derslerden. Okulun bahçesi denildiği zaman bu iki sözcüğü birbirine bağlayan, tamlayan ve tamlanan eklerini görüyorsunuz. Sonrasında bu iki isim bir isim tamlaması oluşturduğuna göre her ikisinin de isim olması gerekiyor. Bu iki isim hangi eki alarak? Bir ek fiil eki alarak cümlenin içerisinde yine yüklem görevinde kullanılmış. Hedefimiz sınavı kazanmaktır. İşte yukarıda bahsettiğimiz bir eylemsinin cümlenin içerisinde yüklem olması durumuna bir örnek. Kazanmak biliyorsunuz bir fiil ancak mak eki kullanıldığı için bu cümlenin içerisinde isim fiil görevinde kullanılmış. Dikkat edin bu sözcüğü yüklem yapan zaten bir kip eki değil. Hangi ek? Tır eki. Tır eki biliyorsunuz hayalet ek fiillerimizden bir tanesiydi. Bazen kullanılırdı bazen de kullanılmazdı. Kullanılmamasına rağmen biz onun cümlede yüklem yaptığını bilirdik. Bu tır eki ek fiil olması sebebiyle bir isim fiile gelmiş ek fiil olması sebebiyle yine yüklem yapmış. Böyle cümlelere ne diyeceğiz? Yine isim cümlesi diyeceğiz. İsim cümleleriyle ilgili o halde bir not yazabiliriz aklımıza. Eğer isim cümlelerinde yüklememiz bir fiilimsi ise, bir eylemsi ise buna biz isim cümlesi adını veriyoruz. Peki isim cümlelerin özellikleri neler? Bunlara beraber birlikte bakalım. İsim cümlelerinde yüklem ek eylem almıştır. Mutlaka ek eylem, ek fiil almış olması gerekiyor. Ki zaten isim cümleleri biliyorsunuz ek fiil alarak cümlenin içerisinde yüklem görevinde kullanılmış oluyorlardı. Baharda buralar cennet gibi biraz önce söylemiş olduğum o dir ekinin hayalet olma özelliği. Yani cümlenin içerisinde kullanılmamış olsa bile biz onun varlığını biliriz ve cennet gibi ifadesi birlikte bir edat grubu oluşturarak cümlenin içerisinde yüklem yapmışlar, yüklem görevinde kullanılmışlar. İsim cümleleri yok, değil ve siz eki ile olumsuz yapılır. Bunu bir, iki sonraki konumuzda da göreceğiz. Anlamına göre cümleler başlığında da göreceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz fiiller olumsuzluk eki olan mame ile olumsuz yapılıyordu. İsimler ise yok sözcüğü, değil sözcüğü veya yoksunluk ifade eden bir şeyin olmaması anlamında kullanılan sız, siz, susuz eki ile olumsuz yapılabiliyor. Mesela bahsettiğin kişi ben değildim. Değilim cümlesini olumlu yapacak olsak bahsettiğin kişi bendim şeklinde olumlu yapardık. Bunu olumsuz yapabilmemiz için ben değilim şekline getiriyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz hem değil sözcüğü hem de ondan önceki sözcüğümüz beraber yüklem oluyorlar. Burada da bu cümlenin yüklemi bahsettiğin kişi ben değilim derken ben değilim sözcük grubu birlikte yüklem görevinde kullanılıyor. İsim cümlelerinde nesne bulunmaz ve çatı özelliği aramaz. Bu da önemli özelliklerimizden bir tanesi. Cümlenin ögeleri konusundan hatırlayacaksınız. Nesne eylemden etkilenen varlıktı. Dolayısıyla yüklemimizin eylem olması gerekiyor, fiil olması gerekiyor. Nesne bulundurulabilmesi için. Aksi takdirde nesne bulunmaz. İsim cümleleri bir eylem değildir. Yüklemleri eylem değildir. Bu sebeple nesnede bulunmazlar, bulundurmazlar. Çatı özelliği, çatı konusundan da hatırlayacaksınız. Çatı özelliği de yalnızca fiilde çatı özelliği adından da anlaşılacağı üzere yalnızca fiil cümlelerinde yer alır. Kesinlikle isim cümlelerinde yer almaz. Bu sebeple isim cümlelerinde çatı özelliği de aranmaz. Bu da bizim soruları çözerken kullanabileceğimiz, daha hızlı, daha seri bir şekilde soruları çözebileceğimiz bir püf nokta olarak karşımızda. Yolun sonundaki 3 katlı bina bizim okulumuzdur. Bu cümlenin yüklemi bizim okulumuzdur. Yolun sonundaki 3 katlı bina bizim okulumuzdur. Şu sözcük grubunu yüklem olarak aldığımız zaman bunun üzerinde çatı özelliği arayamıyoruz ve cümlenin içerisinde de nesne arayamıyoruz. İsim cümlelerini bulurken diğer bir özelliğimiz isim cümlelerini bulurken
sesteş yani eş sesli sözcüklere dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü Türkçe'de biliyorsunuz aynı şekilde yazılan sözcükler kullanıldığı anlama göre hem isim hem de fiil görevinde kullanılabiliyor. Mesela yaz sözcüğü hem mevsim görevinde kullanılabiliyor hem de yazı yazmak anlamlarında kullanılabiliyor. Artık vakit çok geç. Buradaki geç sözcüğü vaktin geç olma özelliğini ifade ederken köprüden sen de geç ise fiziksel bir hareketi barındırıyor. Yani isim cümlesi olarak, fiil cümlesi olarak kullanılmış. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hangi görevde kullanıldığını, kullanıldığı cümlenin anlamı belirleyebiliyor. Bir adet sorumuz var. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin türü bakımından, bakın türü bakımından diyor. Tür denildiği zaman aklınıza her zaman Türkçe'de kullandığımız 8 tane sözcük türü gelecek. Neydi bunlar? İsim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem ve fiil. Bu 8 tane sözcük türünden hangileri yüklem olabiliyordu? Sadece isimler ve fiiller cümlenin içerisinde çeşitli ekler alarak yüklem görevinde kullanılabiliyordu. İsimlerin yüklem olmasını sağlayan idi, imiş, ise ve dir ekleri, fiillerin yüklem olmalarını sağlayan ise kip ekleriydi. Biliyorsunuz haber ve dil ekipleri diye toplamda 9 tane kip ekimiz vardı. Bu 9 kip ekinden herhangi birini aldıkları zaman cümlede yüklem görevinde kullanılabiliyorlardı. Gelelim sorumuza. Hangisi yükleminin türü bakımından dediğine göre öncelikle yüklemlerini bulacağız. Daha sonrasında ise bu yüklemlerin hangi tür olduklarına, isim mi yoksa fiil mi olduklarına bakıp karar vereceğiz. Gurbette duyduğum sonu gelmez hüzünleri andım birer birer. Bu cümlemizin yüklemi işte şuraya saklanmış durumda. Anmak fiiline görülen geçmiş zamanın birinci tekil şahısında çekimlenmiş. Yani fiil olan bir sözcüğe kip eki gelmiş. Bu da demek oluyor ki bu cümlemizin yüklemi bir fiildir, çekimli fiildir. Ankara'nın ışıkları çok gerilerde kalmıştı. Bu şıkkımızda ise kalmıştı sözcüğünün yüklem görevinde kullanıldığını görüyorsunuz. Kalmak fiil, makmek eki alabiliyor. O halde bu da cümlemizin içerisinde fiil görevinde kullanılmış bir yüklem. Sevgiyi tanımayanlar ayrılığın acısını da bilmezler. Bu cümlemizin yüklemine baktığımız zaman ise bilmezler. Geniş zamanın olumsuzu, üçüncü çoğul şahısta çekimlenmiş. Bilmek fiilinin geniş zamanın olumsuzu olarak çekimlenmiş. Geniş zaman diyoruz. Zaman diyorsak kip diyoruzdur. Kip diyorsak fiilden bahsediyoruzdur arkadaşlar. Bu da yine fiil görevinde kullanılmış bir sözcük. Hava her zamankinden daha durgundu. Burada dikkat edilmesi gereken şey daha önce de söylediğimiz bir uyarı. Sözcüklerin köklerine bakıp da o sözcüğün isim ya da fiil olduğuna karar vermememiz gerekiyor. Mutlaka son aldıkları yapım ekinin hangi görevde çevirdiğini, hangi türe çevirdiğini baz almamız gerekiyor. Bu sözcüğümüzün, bu cümlemizin yüklemi durgundu. Durgundu sözcüğünün kökü ise durmaktan geliyor. Hepinizin de kabul edeceği şekilde durmak bir fiil ancak sonrasında aldığı ekle birlikte bu sözcük bir isme dönmüş. Yani sözcüğümüz fiil olarak durmamış, gun ekini alarak bir isme dönmüş. Sonrasında bir isim olduğuna göre yüklem görevinde kullanılabilmesi için ek fiil alması gerekiyor. Du ek fiilini alarak da idi ek fiili, şurada görmüş olduğunuz idi ek fiilini alarak da cümlenin içerisinde yüklem olmuş. Fiil. D şıkkımız isim olduğuna göre cevabımız da ortaya çıkmış oluyor. D şıkkı. Bir başka sorumuz. Numaralanmış cümlelerden hangileri isim cümlesidir diyor. Deminkinin tersi. Demin fiil cümlesi diğerlerinden farklı olanı arıyorduk. Şimdi direkt olarak bize hedefi söylemiş. Hangisi isim cümlesidir demiş. Tekrar tabii ki cümlelerin yüklemlerini bulacağız. Ve bulduğumuz bu yüklemleri türlerine göre gruplandıracağız. Ankara'dan gelen haberlerin hepsi birbirinden iyi. Bu cümlenin yüklemi sonda gördüğünüz şu küçücük iyi sözcüğü. Bunun iyi, bu sözcüğün yüklem görevinde kullanılmasını sağlayan aslında şurada kullanılmamış olan hayalet ek fiil dediğimiz dir eki. Bu dir eki bu sözcüğü bu cümlenin içerisinde yüklem görevinde kullanılmasını sağlamış. Daracık ve bozuk kaldırımlardan çamurlu sular akıyordu. Bu cümlemizin yüklemi nedir? Akıyordu, akmak eylemini yapıyor. Bakın bir şimdiki zaman kip eki kullanılmış. Kip eki varsa fiil vardır. Dolayısıyla da ikinci cümlemizin, birinci cümlemizin isim olduğunu, ikinci cümlemizin ise fiil olduğunu şöyle yanına yazalım. Köy yaşamından
çeşitli sahneler canlandıran bir oyundu. Bu cümlemizin yüklemi bir sözcük grubu. Dolayısıyla en sonda yer alan şu oyundu sözcüğünün üzerindeki idi ek fiilini sanıyorum herkes fark etti. Dolayısıyla da burası da yine bir isim görevinde kullanılmış oldu. O halde 1 ve 3 birbirleriyle eşleşti. 2 ve 4'ün de birbirleriyle eşleşmiş olması gerekiyor fiil olarak. 4. cümlemize bakalım. Boş boş baktığımı görünce öfkelenip elindekileri bir köşeye attı. Atmak fiili, fiil gördüğünüz üzere çekimli bir fiil. Kipeki almış, görülen geçmiş zamanda çekimlenmiş bir fiil. O halde doğru cevabımız 1 ve 3, 2 ve 4 şeklinde sıralanacak. Bize isim cümlelerini sorduğuna göre doğru cevabımızın 1 ve 3 olması gerekiyor. Cevabımız Bursa'ymış. Bir başka sorumuz arkadaşlar. Bu sorumuzda da at soylu bir sözcüktür diyor. At soylu kavramını derslerimizde de söylemiştik hatırlayacaksınız. Sözcük türlerinde toplamda 8 tane sözcüğümüz vardı bizim. Bu 8 tane sözcüğü isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem ve fiil diye toplamda 8 tane sözcük türümüz vardı. Bu 8 tane sözcük türünün içerisinde şu ortada kalan isim ve fiil haricinde kalan diğer sözcük türlerini biz at soylu olarak işaretliyorduk. Bunların ortak adı at soylu olmalarıydı. Sıfatlar, zamirler, zarflar, edatlar, bağlaçlar ve ünlemler. Bunlara niçin at soylu diyoruz? Makme keki alamıyorlar çünkü. Makme keki alabiliyor olsalardı zaten fiil soylu olarak değerlendirirdik. Fiiller bir tane. Makme keki alabilen her türlü sözcüğe biz fiil adını veriyoruz. İsim de değiller çünkü görevli sözcükler arkadaşlar. İsimler biliyorsunuz söylenildikleri zaman zihinde bir kavram, bir görüntü meydana getiren işte masa, dolap, sıra, ders gibi sözcükler isim görevinde kullanılmış olurlar. Ancak görevli olan yani cümlenin içerisinde herhangi bir ismi nitelemek, herhangi bir ismin yerine kullanılmak, herhangi bir fiili veya sıfatı belirtmek, herhangi bir anlam katmak, birliktelik, araç gibi, yönelme gibi bir takım anlamlar katan sözcüklere de edat adını veriyoruz. Cümlenin içerisinde sözcükleri ya da cümleleri birbirine bağlayan, cümleye çeşitli anlamlar katan sözcüklere de bağlaç ve duyguların aşırı ifadelerinde kullandığımız ünlemler. Bunlar görevli olan sözcükler olmaları sebebiyle at soylu olarak ifadelendiriyorduk bunları. Bu sorumuzda da bize yüklemin at soylu bir sözcük olduğunu söylüyor. At soylu denildiğine göre fiil haricinde geriye kalan tüm ögeler, tüm sözcükler bizim için at soylu olan birer sözcük olarak değerlendirilebilir. O zaman başından aşkındı derdi. A şıkkında görüyorsunuz aşkın sözcüğü kullanılmış. Sözcüğümüzün kökü aşk sözcüğü değil tabii ki aşmak fiilinden geliyor. Aşkın eki, kın ekini alarak aşmak fiili bir isme döndürülmüş ve dı ek fiil ekini alarak da cümlemize yüklem yapmış. Derdi sözcüğünün burada sanki söylemek anlamına gelecek şekilde cümlede kullanıldığını, dolayısıyla da şaşırtıcı, yanıltıcı bir sözcük olarak cümlenin sonunda yer aldığını görüyorsunuz. Bu sözcüğümüzün, bu cümlemizin yüklemi aşkın sözcüğü olacak. Mermeni oyardı, taşı delerdi. Bu cümlemizde de iki adet yüklem var. Oyardı ve delerdi. Her iki cümlemizde de, her iki yüklemimizde de fiilden meydana geldiğini görüyorsunuz. Oymak ve delmek. Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi. Vermek sözcüğünün bu cümlede de fiil olarak yüklem görevinde kullanıldığını görüyorsunuz. Değdi kaç dudağa çoban çeşmesi. D şıkkında da cümlemizin başında yer alıyor. Değmek sözcüğünde olduğu gibi. Oymak, delmek, vermek ve değmek tamamının fiil olduğunu görüyorsunuz. Aşmak fiili kın ekini alarak A şıkkında cümlemizin isim olmasını sağlamış. Dolayısıyla da sorumuzun kökünde bahsedilen at soylu sözcüğün yüklem olması durumunu gerçekleştirmiş. Bu sebeple de cevabımız Adana şıkkı oluyor arkadaşlar bu sorumuzda. 2014 TEOG çıkmış bir soru. Bunu da çözelim beraber arkadaşlar. Bu sorumuzda da numaralandırılmış cümlelerden hangileri isim cümlesidir demiş. Şiir okuyuşu herkes tarafından çok beğenilmiş. Bu cümlemizin yüklemini
beğenilmiş ifadesi, beğenmek, beğenilmek, her ikisinde fiil olduğunu, sondaki miş ekinin ise bir kipeki, duyulan geçmiş zaman kipeki olduğunu görüyorsunuz. Bu davranışın birçok sebebi varmış. Bu cümlenin sonunda kullanılan varmış sözcüğü ulaşmak anlamında değil, bulunmak anlamında kullanılıyor. Dolayısıyla var sözcüğü sesleş bir sözcük. Dolayısıyla da burada fiil görevinde değil, isim görevinde kullanılmış, ulaşmak anlamında olmadığı için. Yorucu bir günün sonunda derin bir uykuya daldı. Dalmak fiili yine bir iş oluş hareket bildiriyor. Dördüncü cümlemizde ise gözlerimi açtığımda ortalık oldukça karanlıktı sözcüğü. Karanlık sözcüğü bir isim. Sonda kullanılan şu t2'de ek fiil olarak isim cümlesi oluşturmuş. O halde cevabımız ortaya çıkıyor. İkinci cümlemizdeki varmış ile dördüncü cümlemizdeki karanlıktı sözcükleri birer isim oldukları için 2 ve 4 doğru cevabımız da Ceyhan olarak ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. 2015 sonraki senenin TEOG'unda çıkmış yine bir çıkmış soru. Numaralandırılmış cümlelerden hangileri fiil cümlesidir diyor. Biraz önce isim cümlesi aramıştık. Şimdi de bunun fiil cümlesini sormuş bizlere. Ormana girer girmez atının yavaşladığını hissetti. Hissetmek birleşik bir fiil. Fiil dolayısıyla da birinci cümlemiz mutlaka şıklarımızın içerisinde bulunacak. C ve D şıklarını bu sebeple elemiş oluruz. Elinde kuyruğundan yakaladığı küçük ve kara bir kedi vardı. Vardı sözcüğü de burada bulunmak anlamında, ulaşmak anlamında değil, bulunmak yani yok sözcüğünün zıttı olarak kullanıldığı için isim cümlesi olur. İkinci cümlemiz mutlaka olmayacak. Dün akşamdan bu yana kederliydi. Kederli sözcüğü de bu cümlede isim görevinde kullanılmış. Kederlemek diye bir şey diyemediğimize, son sözcüğün sonunda kullanılan idi ek fiilini de gördüğünüz için bunu isim cümlesi olarak söyleyebiliriz. Tüm dostların yüz çevirecekler senden. Bu cümle devrik bir cümle. Devrik cümlelerde yüklemi bulmak biliyorsunuz kurallı cümlelere göre birazcık daha zor oluyor. Hepimiz yüklemi bulurken direkt cümlenin sonuna gidiyoruz gayri ihtiyari. Ancak bu cümlemizde cümlemizin yüklemi yüz çevirmek deyimi. Yüz çevirmek bir deyim görevi, deyim anlamıyla kullanılmış cümlenin içerisinde yüklem olmuş. Deyimler yüklem oldukları zaman fiil oluyorlar biliyorsunuz. Haliyle de bu cümlemizde de fiil görevinde kullanılmış. O halde 1 ve 4 doğru cevabımız Bursa olarak işaretleyebiliriz. Dördüncü cümlemizde fiil cümlesiydi. Evet, ikinci başlığımıza geçebiliriz artık arkadaşlar. Öge dizilişine göre yani yüklemin yerine göre cümleler. Öge dizilişi denildiği zaman cümlenin ögeleri geliyor aklımıza tabii ki. Ancak cümle türlerinde öge dizilişi dediğimiz zaman her zaman yüklemin yeri gelmelidir. Bunu nasıl ayırt edeceğiz peki sorularda? Sorularda arkadaşlar eğer öge dizilişi denildiği zaman cümle türlerindeki öge dizilişinden bahsediyorsa, yani işin içerisine nesneyi, özneyi, dolaylı tümleci ya da zarf tümlecini katmıyorsa bunu mutlaka öge dizilişine göre türü şeklinde sorar. Tür sözcüğü burada önemli. Tür sözcüğünü gördüğünüz zaman bilin ki o soru bir cümle türleri sorusu. Peki kaç türümüz vardı? Dersimizin başında da söylediğimiz gibi kurallı, devrik ve eksiltili olmak üzere 3 tane türümüz var. Kurallı cümle yüklemin sonda olmasıdır. Yani cümlenin içerisinde yüklemden sonra herhangi bir sözcüğün kullanılmamasıdır. Böyle cümlelere biz kurallı cümle adını veriyoruz arkadaşlar. Örnek akan su yosun tutmaz. Bu cümlede tutmaz sözcüğü yüklem görevinde kullanılmış ve bu yüklemden sonra herhangi bir sözcük kullanılmamış gördüğünüz gibi. Kitap okumayı çok severim. Sevmek fiili. Bu cümlemizde yüklem. Yazardı. O çok usta bir yazardı. Burada da yazardı sözcüğü yüklem görevinde kullanılmış. Ne zaman ödevlerini yapacaksın? Yapacaksın sözcüğü yine yüklem. En sevdiğim mevsim yazdır. Yazdır sözcüğü de yine isim görevinde kullanılmış ve yüklem görevinde kullanılmış. Bu cümlelerin tamamında yüklemlerimiz cümlelerin sonlarında. Dolayısıyla her biri kurallı cümle olarak isimlendiriliyor. Kuralsız cümleler yani diğer bir deyişle devrik cümleler yüklemin sonda olmamasıdır. Sonda değilse nerede olacak? Tabii ki ya cümlenin ortasında olacak ya da cümlenin en başında olacak. Her ikisi de kuralsız yani devrik cümle olarak isimlendiriliyor arkadaşlar.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal, İstiklal Marşı'nın hemen hemen her dizesinde yüklemlerin genellikle başta ya da ortada olduğunu görürsünüz. Ki kuralsız cümleler, devrik cümleler genellikle şiirlerde kullanılan bir cümle çeşididir, cümle türüdür. Dalgalan sözcüğü bu cümlede emir kipiyle dalgalamak, dalgalanmak fiilinin emir kipiyle çekimlenmiş, yüklem görevinde kullanılmış hali cümlenin en başında yer aldığı için bu cümlenin yüklemi olarak değerlendiriliyor. Açılan bir gülsün sen, gülsün sözcüğü isim görevinde kullanılmış ve cümlenin ortasında sert rüzgarlarla dağıldı. Dağılmak sözcüğü bir fiil ve cümlenin ortasında. Hoyrattır bu akşamlar daima. Hoyrattır sözcüğü isim cümlesi ve cümlenin başında kullanılmış bir yüklem. Bu sebeple de devrik. Ne hüzünlü mevsimdir. Yine cümlenin ortasında kullanılmış. Mevsimdir. Dir ek fiilini almış. Mevsim ismi bir isim cümlesinin devrik olarak yüklem görevinde kullanıldığını görüyorsunuz. Yüklemin yeri denildiği zaman sadece kurallı ve devrik olması durumu gelmiyor aklımıza. Aynı zamanda eksiltili cümle de yine yüklemin yeri ile alakalı bir cümle türü. Zira cümlenin içerisinde yüklemin kullanılmaması da yine yüklemin yeri ile alakalı. Yüklemi okuyucuya tamamlatılan cümlelere, yani kullanılmamış, sonunda 3 nokta kullanılan, yüklemi kullanılmamış, sonunda 3 nokta bulunan cümlelere biz eksiltili cümle adını veriyoruz, biliyorsunuz arkadaşlar. Böyle cümlelerde yine yüklemin yeri ile alakalı olması sebebiyle eksiltili cümle olarak değerlendirilir. Karşımızda geniş ve yemyeşil bir ova, sonu 3 noktayla okuyucuya tamamlatılmış, devamı olan bir cümle belli ki. Ona öyle bir baktım ki kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan. Bu cümlelerin tamamı okuyan kişinin hayal dünyasında bırakılmış, onun tamamlaması istenmiş birer cümle. Örnek bir sorumuz. Bu sorumuzda aşağıdakilerden hangisinde eksiltili bir cümle vardır diyor. Tabii böyle soruları yaparken direkt cümlenin sonundaki 3 noktayı aramamız doğru şıkkı bulmamızı sağlar. Ancak sorularda, resmi sınavlarda olmamakla birlikte soru bankalarında karşılaştığımız sorularda bilhassa noktalama yanlışı yapılır. Son 3 nokta konulduğu takdirde zaten soru kendini belli edecektir. Bunu engellemek amacıyla noktalama yanlışı yapmak pahasına soruyu biraz zorlaştırırlar. A şıkkında insanı bazen kendi yalnızlığı çağırır. Bu cümlemizin yüklemi çağırır. Görüldüğü gibi çağırmak sözcüğüne geniş zaman ır ekini alarak, ır kipini alarak yüklem görevinde kullanılmış. Öfkeleri, ümitleri, susuşları diner bir gün dinmek. Bakın arkadaşlar, dinmek fiili geniş zamanda yine er ekini alarak yüklem görevinde kullanılmış. İnsan sevgisiz kalabilir mi hiç? Kalabilir mi? Gördüğünüz gibi yüklem görevinde kullanılmış. Bütün doğaya hakim olan sessiz bir çığlık devamı yok. Belli ki devamı gelecek. Bu cümlenin sonuna 3 nokta kullanılmış olması gerekiyordu. Kullansaydı zaten direkt cevabımızı D olarak işaretlerdik. Ancak soruyu zorlaştırmak adına sonuna nokta getirilmiş. Bütün doğaya hakim olan sessiz bir çığlık. Peki hocam, olan ne? Olan bir sıfat fiil. Çekimli bir sözcük değil. Olan çığlık, önündeki çığlık ismini niteleyen bir sıfat fiil. Ve sıfat fiil görevinde kullanılmış bir sözcük, çekimli olmadığı için yüklem olmuyor. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerin dizilişine göre ötekilerden farklıdır? Ögelerin dizilişi, yani yüklemin dizilişi arkadaşlar. Bu cümlenin de bir öge dizilişi, yüklemin yeri bakımından türü cümle sorusu olduğunu görüyorsunuz. Bir daha onun evine adımımı atmam. Atmam olumsuz olarak çekimlenmiş, geniş zamanın olumsuzu olarak çekimlenmiş bir fiil. Çekimli diyoruz, o halde yüklem. O bu yöreden ayrılmak istemiyor değildi. İstemiyor değildi. Beraber yüklem görevinde kullanılırlar. Kurallı bir fiil cümlesi. Tanıdığı insanlarla çalışmayı çok sever. Bu cümlede de sever sözcüğü yüklem görevinde geniş zamanda kullanılmış. Ona çok yakınlık gösterdiler bu köyde. Bu cümlede de gösterdiler sözcüğü yüklem görevinde kullanılmış. Şimdi A, B ve C şıklarının altını çizdiğimiz yüklemlerin cümlelerin sonlarında yer aldığını görüyorsunuz. Ama D şıkkında gösterdiler sözcüğünden sonra bu ve köyde sözcükleri kullanılmış. Bu da demek oluyor ki devrik olan doğru cevabımız diğerlerinden farklı olan D şıkkı oluyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisi ögelerin dizilişi yönüyle ne güzel de orada geçirdiğimiz günler cümlesinden farklıdır diye bir soru. Sorumuzu birazcık daha zorlaştırmak için soru kökünde örnek bir cümle kullanmışlar. Ne güzel de orada geçirdiğimiz günler.
Ne güzeldi. Güzeldi sözcüğü bu cümlede çekimde, yüklem görevinde kullanılmış. O halde devrik bir cümle. Bizden ise ögelerin dizilişi yönüyle bu cümleden farklıdır diyor. Şimdi kullanıldığı cümle devrik bir cümle ise bizim aşağıda kurallı bir cümle aramamız gerekiyor. Çok çalıştım bu seviyeye gelmek için cümlesinde. Çalıştım sözcüğünün yüklem görevinde kullanıldığını ve örnek cümlemizde aynı olduğunu görüyorsunuz. Bizim de düşündüğümüz bir şey var elbette. Var sözcüğü bu cümlede de yüklem. Yüklemden sonra elbette sözcüğü kullanıldığı için örnek cümleyle aynı, yani bir devrik cümle. Seni orada bırakıp gider miyim hiç? Bu cümlede ise gider miyim sözcüğü yüklem görevinde kullanılmış ve yine devrik olarak kullanılmış cümlenin ortasında, sonrasında bir hiç sözcüğü, yani bir zarf kullanılmış, zarf cümleci kullanılmış. Bugünün gelmesini dört gözle bekledik. Bu cümlede ise bekledik sözcüğü sonda ve beklemek fiilini görülen geçmiş zamanın birinci çoğul şahısında, yani biz olarak çekimlemiş haliyle doğru cevabımız kurallı olması sebebiyle Denizli şıkkı olur. Çıkmış bir soru arkadaşlar. 2014 TEOG'da çıkmış olan bir soru. Bu metnin dil ve anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Yaz güneşinin altında pırıl pırıl yanan kahverengi atların çektiği renk renk yarış arabalarının hızla meydana döndükleri canlandı gözlerimin önünde. Arabaları çeken atlar kadar gergin, ter içinde kalmış sürücülerin haykırışları yankılandı kulaklarımda. Dil ve anlatımı ile ilgili örneklemelerden yararlanılmıştır demiş. Devrik cümlelere yer verilmiştir. Birinci cümlemize bakın. Canlandı sözcüğü cümlemizin yüklemi ve sonrasında kullanılan bir sözcük grubu görüyorsunuz gözlerimin önünde. Yerini ifade ediyor. O halde canlandı sözcüğü yüklem görevinde kullanıldığına göre bu cümlemizin devrik olması gerekiyor. Yani birinci cümlemiz devrik. Devrik cümlelere yer verilmiştir. O halde B şıkkını elemiş oluruz. Aynı cümleye baktığımız zaman ikilemelere başvurulduğunu da görüyorsunuz. Pırıl pırıldı ve renk renk sözcüklerini ikileme görevinde kullanıldığını görüyorsunuz. Bu da C şıkkının elenmesine neden olur. Olay birinci kişi ağzından anlatılmıştır diyor. Birinci kişi biliyorsunuz ben veya biz olarak ifade ettiğimiz birinci tekil ve birinci çoğul şahıslar. Metinlerimizi, cümlelerimizin yüklemlerine baktığımız zaman gözlerimin önünde canlandı. Benim gözlerimin önünde canlandı. Yankılandı, kulaklarımda yankılandı diyor ikinci cümlede ise. Bu da yine birinci şahısta anlatıldığının bir göstergesi. D şıkkında elediğimiz zaman örneklemelerden faydalanılmadığını, yararlanılmadığını görmüş oluruz. Dolayısıyla da cevabımız A şıkkı olur. Anlamlarına göre cümleler. Anlamlarına göre cümleler bizim üçüncü başlığımız arkadaşlar cümle türlerinde. Yapılarına göre cümlelerden önceki anlamlarına göre cümleler başlığımız. Anlam dediğimiz zaman, cümlenin anlamı dediğimiz zaman yine yüklemle işimiz. Cümlenin gerçekleşip gerçekleşmediğini, eyleminin olup olmadığına göre ya da soru sorup ünlem anlamı katıp katmadığına bakacağız. Buna göre de olumlu, olumsuz, soru ve ünlem cümlesi diye dört gruba ayıracağız biz cümle anlamlarına göre cümleleri. Olumlu cümle herhangi bir eylemin yapıldığını veya yargının gerçekleştiğini anlatan cümlelere olumlu cümle adını veriyoruz. Sınıfta 20 öğrenci vardı denildiği zaman var olma özelliğinin gerçekleştiğini görüyorsunuz. O halde bu cümle olumlu bir cümledir. Kırtasiyeden kalem aldı. Bu cümlemizin yüklemi hangisi? Almak fiili. Almak fiili gerçekleşmiş mi? Evet, aldı diyor. O halde eylem gerçekleşmiş. Bunun da olumlu bir cümle olduğunu görüyorsunuz. Sizi çok merak ettik. Merak etmek beraber kullanılan bir birleşik fiil. Ettik sözcüğü etmek fiilinin birinci çoğul şahısta görülen geçmiş zamanda çekimlenmiş hali. Sizi çok merak ettik. Eylem gerçekleşmiş. O halde bu cümle de olumludur. Gördüğünüz gibi bir cümleyi anlamına göre olumlu yapan yüklemlerinin gerçekleşmiş olmalarıdır. Eğer yüklemler gerçekleşmişse, yargı tamamlanmışsa biz bu cümlelere olumlu cümle adını veriyoruz. Peki ne olduğu zaman olumsuz diyoruz bir cümleye? Eylemin yapılmadığını, söze edilen yargının bulunmadığını, gerçekleşmediğini anlatan cümlelere ise olumsuz cümle adını veriyoruz. Ve olumsuz cümleler sözcüğün üzerinde, yüklemin üzerinde mame, mazmez, sızsız, yok veya değil sözcükleri kullanılması neticesinde oluşuyor. Mame ve mazmez sözcük ekleri biliyorsunuz fiilleri olumsuz yaparken sızsız, yok ve değil ekleri, ekme sözcükleri ise
isimleri yüklem görevinde kullanmamızı sağlıyor. Alttaki örneklere baktığımız zaman arkadaşlarını aramazdı hiç. Bu cümlemizin yüklemi hangisi? Aramazdı. Mazmez ekinin olumsuz görevinde geniş zamanlı olumsuz olarak kullanıldığını, eyleminde gerçekleşmediğini görüyorsunuz. Kırtasiyeden kalem almadı. Mame eki al fiilinin üzerine mame eki gelerek olumsuz yapmış gördüğünüz gibi. Bu yemek tuzsuz. Cümlemizin yüklemi tuzsuz ifadesi. Tuz ismi yoksunluk ifade ediyor. Bu ismin bulunmadığını ifade ediyor. Bu sözcüğün bulunmadığını ifade ediyor. O halde olumsuz yapmış olursuz eki. Bugün hava çok soğuk değildi. Soğuk değildi bu cümlede de yüklem görevinde kullanılması gereken ifade. Değil sözcüğü bu cümlede soğuk olma özelliğinin bulunmadığını ifade ediyor. Bu özellikler ve eylemler gerçekleşmediğine göre cümlelerimiz olumsuz oluyor. Bazı cümlelerde arkadaşlar cümlenin içerisinde yok, değil, mame veya sızsız gibi olumsuzluk bildiren sözcükler ve ekler bulunmasına rağmen cümlemiz olumlu olabiliyor. Yani bir cümle üzerinde bu ek ve sözcüklerden olumsuzluk yapan ek ve sözcüklerden barındırıyor olmasına rağmen, yani şekilce, yapıca olumsuz olmasına rağmen anlamca olumlu olabiliyor. Bu da cümlenin yapısıyla alakalı. Bakalım nasıl oluyor? Bu basit soruyu çözemeyecek değilim. Bu cümlenin içerisinde gördüğünüz gibi hem mame hem de değil sözcükleri kullanılmış. İki tane olumsuzluk bildiren ifade kullanılmış. Bu cümlenin anlamına baktığımız zaman bu basit soruyu çözemeyecek değilim denildiğinde aslında çözebilirim demek istiyor. Çözebilirim. Eylemin gerçekleşeceğini söylüyor. Cümlenin içerisinde iki adet olumsuzluk ifade eden ek ve sözcük bulunmasına rağmen eylem gerçekleşebileceği için cümlemizde anlamına göre olumlu oluyor. Matematikteki iki adet eksinin çarpımının artı olması gibi arkadaşlar. Yahut da bir kaza önce tersine sonra tekrar tersine çevirdiğiniz zaman düzüne çevirmiş olmanız gibi cümlenin içerisinde olumsuzunu kullandığınız zaman da o cümleyi olumlu hale getirmiş oluyorsunuz. Yani cümlenin içerisinde sadece bu olumsuzluk bildiren ek ve sözcükler kullanıldılar diye o cümle olumsuz olmuyor. Evet, yapıcı olumsuz olabilir. Yani cümlenin yapısında olumsuzluk bildiren bu ek ve sözcükler bulunabilir. Ancak anlamına göre baktığımız zaman o cümle olumlu bir anlam ifade edebiliyor. Aynı insanlar gibi arkadaşlar cümleler de hem dış görünüşleriyle hem de anlamları bakımından birbirlerinden farklı özellikler gösterebilirler. Bu cümle örneğinde olduğu gibi de cümlemizin içerisinde iki adet olumsuzluk bildiren ek kullanılmasına rağmen cümlenin ifade ettiği anlama bakarak bu cümlenin aslında olumsuz değil, olumlu olduğunu görebiliyoruz. Bu çocuk akılsız değildi. Bir başka örnek görüyorsunuz. Sız eki kullanılmış, akılsız ve değil ekleri kullanılmış. Yine matematikteki iki eksenin çarpımının akıllı olması gibi cümlemiz aslında akıllı demek istiyor değil mi? Yani özelliğin bulunduğunu söylemek istiyor. Yani olumlu bir cümle kurmaya çalışıyor. Onun evi yok değil. Yok ve değil sözcüklerini görüyorsunuz. Yok ve değil sözcükleri her iki sözcüğünde olumsuzluk ifade ettiğini dolayısıyla da evinin var olduğunu göstermeye çalışıyor, söylemeye çalışıyor. Bu da cümlenin olumlu olduğu anlamına gelir. Çocuk okula gitmiyor değil. Hem gitmiyor hem de değil dediğiniz zaman aslında gittiğini söylemiş oluyorsunuz. Yani yapıca olumsuz ama anlamlarına baktığınız zaman bu cümlelerin tamamının olumlu olduğunu görüyorsunuz. Bir de tersi mümkün arkadaşlar. Nasıl ki cümlenin içerisinde bu olumsuzluk ifade eden ek ve sözcükler kullanıldığında anlamına göre her zaman olumsuz olmadı, olumlu olabileceği gibi aynı şeyin tersi de söz konusu. Yani aslında cümlenin içerisinde hiç olumsuzluk bildiren ek ve sözcük kullanılmadan da biz cümlelerimizi olumsuz yargı ifade eden cümleler olarak kullanabiliyoruz. Örneğin ben sizi kırar mıyım hiç diyen bir kişi aslında kırmam demek istiyordur. Cümlenin yapısına, içerisine baktığımızda hiçbir tane olumsuzluk bildiren mame, mazmez, değil yok ya da sızsız, sussuz eki kullanılmadığını görüyorsunuz. Ama buna rağmen cümlemizin anlamı kırmam diyor. Yani eylemin gerçekleşmediğini söylemeye çalışıyor. Bu soğuk havada denize mi girilirmiş? Aslında girilmez diyor.
Ve yine cümlenin yapısına baktığımızda cümlenin içerisinde herhangi bir olumsuzluk ifade eden ek veya sözcüğe rastlamıyorsunuz. Evde ne odun var ne kömür. Ne'ye bağlacı hep bu şekilde bir görev üstlenir arkadaşlar. Ne'ye bağlacı sıralı bağlaçlardan bir tanesi ve cümlenin tersini ifade eder, olumsuzluğunu ifade eder. Evde ne odun var ne kömür. Yani odunun da kömürün de aslında olmadığını, bu özelliklerin bulunmadığını göstermeye çalışıyor. Yani cümlemizi olumsuz yapıyor. Yani yapıcı olumlu ancak anlamına göre olumsuz olan cümleleri biz ya bu şekilde kırar mıyım şeklinde soru olarak ya da girilir mi şeklinde denize gitmeye girilirmiş gibi soru şeklinde ya da ne bağlaçları ile olumsuz yapabiliyoruz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlamında olumsuzluk yoktur diyor. Anlamında diyor. Yani yapısına bakıp da o cümlenin anlamının da olumsuz olduğunu söylemeyelim. İlk yapacağımız hata bu olur. Anlamında dediğine göre cümlelerin yapısından çok ifade ettikleri anlamlara bakmamız gerekiyor. Ne müdürle ne babamla görüştüm. Dolayısıyla bu cümleyi kuran kişi müdürle de babasıyla da görüşmemiş olduğunu anlıyoruz. Bu eylemin gerçekleşmediğini anlıyoruz. O halde bu cümle olumsuz olur. Müdürle de babamla da görüşmedim diyen bir kişi de yine açık ve net olarak zaten fiilin üzerinde de mame ekini kullanarak bu eylemin gerçekleşmediğini söylemiş olur. Hem müdürle hem babamla görüştüm. Burada hem bağlacının ne bağlacının tersi olarak ne bağlacı nasıl ki yapacağı olumlu anlamcı olumsuz yapıyordu. Hem cümlesi ise her ikisinde gerçekleştiğini, eylemlerin gerçekleştiğini gösteriyor. Görüştüm sözcüğüyle. O halde cevabımız çıkmış oldu. Olumlu olan şıkkımız C şıkkımız. Müdürle de babamla da görüşmüş değilim. Bakın müdürle de babasıyla da görüşmüş değilim. Bu demek oluyor ki yapıcı olumsuz olduğu gibi anlamcı da olumsuz. Çünkü her ikisiyle de görüşmediğini göstermiş, söylemiş oluyor cümlemizde. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir isim cümlesidir? Bir başka sorumuz. Bu sefer iki yönüne birden bakacağız. Hem yükleminin türü olarak bir isim cümlesi olması gerekiyor. Hem de anlamına göre cümlemizin olumsuz olması gerekiyor. Neden bana küs olduğunuzu merak etmiyor değilim. O halde merak ediyorsun. Cümlemiz aslında merak ettiğini söylemeye çalışıyor. O halde anlamına göre bu cümlemiz olumsuz bir cümle değil. Olumlu bir cümledir. Merak etmekse fiil olduğuna göre bu cümlemiz fiil cümlesi olur. Yani istediğimiz özelliklere sahip değil. Sınavlara hazırlanırken size yardım eden olmadı mı? Olmadı sözcüğü. Olumsuz bir ifade. Evet olumsuz. Ancak mame eki fiillere gelen bir olumsuzluk eki. Haliyle isim cümlesi değil. O halde B şıkkı da bu özellikleri sağlamıyor. Uçaklar günümüz dünyasının vazgeçilmez ulaşım araçlarıdır. Ulaşım araçları, vazgeçilmez ulaşım araçları günümüz dünyasının vazgeçilmez ulaşım araçlarıdır. Şunun tamamının birden yüklem olduğunu görüyorsunuz. Tamlama şeklinde birbirlerine bağlanmışlar. Hem isim tamlaması hem de sıfat fiilin oluşturduğu grup vasıtasıyla araçlarıdır. Araç bir isim. O halde bu şekilde birden fazla sözcüğün tamlama şeklinde oluştuğunu gördüğünüz zaman zaten yüksek ihtimalle eğer bir deyim ya da birleşik fiil değilse muhakkak bu sözcüğümüz arkadaşlar isim cümlesi oluşturur. Dır ekinin geniş zamanının ek fiili olarak kullanıldığını görüyorsunuz. O halde bu cümlemiz bir isim cümlesi ama olumsuz değil. Değildir deseydi evet o zaman biz olumsuz olarak değerlendirirdik. C şıkkının da bu iki özelliği sağlamadığını görüyorsunuz. Televizyon seyreden çocuklar derslerinde başarısız. Bu cümlemizin yüklemi başarısız sözcüğü. O halde başarı sözcüğünün bulunmadığını ifade eden şu sız eki bu cümlemizi olumsuz yapmış. Aynı şekilde bir isim. Dolayısıyla hem isim olma özelliği hem de olumsuz olma özelliğini başarısız sözcüğü sağladığı için cevabımız Denizli şıkkı oluyor. Üçüncü cümle türümüz arkadaşlar anlamına göre cümlelerde soru cümlesi. Soru cümleleri iki türlü arkadaşlar biliyorsunuz insanlar sadece karşılarındaki insandan bir cevap almak isteğiyle değil. İçinde bulundukları durumu, düşünceyi, duyguyu soru yoluyla daha keskin, daha net, daha çarpıcı bir şekilde ifade etmek için de soru sorarlar. Mesela okula neden gelmedin sorusu karşımızdaki insandan cevap almak isteğiyle oluşturduğumuz bir sorudur. Ancak seni özlemez olur muyum cümlesi
karşımızdaki insana içinde bulunduğumuz duyguyu daha etkili bir şekilde ifade etmemizi sağlayan bir sözde soru cümlesi. O halde iki türlü soru cümlesi vardır diyebiliriz. Bir, karşımızdaki insandan cevap almak istediğimiz gerçek soru cümlesi. İki, karşımızdaki insana duygumuzu geçirmek, duygumuzu daha çarpıcı bir şekilde ifade etmek istediğimiz sözde soru cümlesi. Bu iki soru cümlesinin sonuna da istisnasız bir şekilde mutlaka soru işareti geliyor arkadaşlar. Bu soru ifadeleri cümle içerisinde kimi zaman edatlarla, kimi zaman sıfatlarla, kimi zaman zamirlerle ya da zarflarla sağlanabiliyor. Konuyu anladınız mı? Bir soru edatıyla sağlanmış. Hangi soruyu çözemedin? Hangi soru gördüğünüz gibi bir soru sıfatıyla sağlanmış? Bu soruyu kim çözebilir? İsmin yerine kullanılan bir kim zamirinin soru anlamı kattığını görüyorsunuz bu cümlede de. Buraya nasıl gelebildiler? Nasıl sorusu ise gelme fiilini derece yönünden, durum yönünden belirtiyor. Yani bir zarf ve soru anlamı katmış cümleye gördüğünüz gibi. Bu cümleler soru anlamı taşıdıkları, sonlarında soru işareti kullanıldıkları, kimi zaman gerçek soru cümlesi olarak cevap istediğimiz, kimi zaman ise duygumuzu, içinde bulunduğumuz durumu ya da düşüncemizi daha etkili bir şekilde ifade etmeye çalıştığımız sözde soru cümleleriyle oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Bir cümlenin soru cümlesi olabilmesi için içinde soru anlamı kazandıran bir sözcüğün bulunması yeterli değildir. Bazen hem soruyu soran kişi hem de cevap veren kişi aynı olabiliyor. Oraya nasıl gideceğimi bilmiyorum. Hem soru soruyor, nasıl sorusunu soruyor hem de bilmiyorum diyerek aslında cevabını kendisi vermiş oluyor arkadaşlar. Böyle cümlelere biz soru cümlesi demiyoruz. Çünkü zaten sonunda da soru işareti getirmiyoruz. Sonuncu, anlamına göre cümle türlerinde sonuncu başlığımız ünlem cümlesi. Ünlem bir sözcük türü biliyorsunuz. Anlamı olmayan, sözlükte anlamı olmayan, cümlenin içerisinde görev kazanan sözcüklere eyvah gibi, ah gibi, a gibi, yazık gibi, vah vah gibi çeşitli duygu durumlarını coşkulu bir şekilde söyleyen, ifade eden sözcüklere biz ünlem adını veriyoruz. Tanımında bir korkuyu, bir sevinci, bir şaşkınlığı, bir coşkuyu, bir hayranlığı dile getiren sözcüklere ünlem cümlesi adını veriyoruz. Aa sen yine mi geldin cümlesinde şaşma anlamını, aman çukura düşmeyelim cümlesinde uyarma anlamını, yazık çocuk annesiz kalmış cümlesinde acıma anlamını, vah vah bu yaşında başına gelene bak çocuğun cümlesinde üzülme anlamını, oğlum şu kitabı getirsene cümlesinde ise seslenme anlamını katarak ünlem kazandırmış. Burada dikkat ettiğimiz şey şu, ünlem cümleleri sonunda bildiğiniz gibi bir ünlem işareti gelir. Ancak hem soru soran hem de ünlem ifade eden cümlelerde sadece soru işaretini getirmemiz yeterli olur. Mutlaka soru işaretini tercih etmemiz gerekiyor. Evet ünlem de ifade ediyor ama soru özelliği, ünlem özelliğinin önüne çıkıyor. Aa sen yine mi geldin sorusu ünlemden çok soru ifade etmesi sebebiyle sonunda soru işareti kullanılmış, ünlem cümlesinde kullanılmış olmasına rağmen arkadaşlar.